Mesela burada başlıyor. Biz Doğru. şey sanıyoruz sanki, 17 yaşında birdenbire Türk futbolcuların böyle e, ayaklarına pranga vuruyoruz da adamlara böyle bir şey oluyor, futbol unutuyorlar diye düşünüyoruz ama futbol unuturan biziz zaten yani. O yüzden TFF'nin rezervlik projesi çok çok önemli. Ve bence rezervlik kendi arasında oynamaması gerekiyor. Üçüncülük, ikincilik, sen at onları profesyonel alana bir. Ayrıca evet. altyapıları da, yani alt ligleri de e, otomatik olarak e, izlemiş, gözlemlemiş olursun. Sana doğal bir açık alan, e, scout fuarı oluyor, scouting fuarı oluyor orası. Bizde ya her hafta senin takımın rezerv oynarken bir takımla karşılaşacak. Oradaki oyuncuyu kaçırma şansın sıfıra inecek neredeyse. Evet. Öyle de bakmak lazım. E, oynatmaktan geçiyor. Oynatma, e, oyuncuya görev verme. Ömer Faruk Beyaz 186. 86. dakikada oyuna girdi. Bu adam e, ligin ilk yarısında Ömer Faruk Beyaz için, kardeşimiz için konuşuyorum. E, Ansu Fatih mi daha yetenekli, Ömer Faruk Beyaz mı daha yetenekli yarışmasında? Ömer Faruk Beyaz birinci çıktı tabii ki Twitter oylarıyla, internet oylarıyla. Muhtemelen Ansu Fati şöyle bir açıp bakmıştır. Abi Ömer, Faruk Beyaz kim acaba diye. Açıp karşılaştırdığında karşısına çıkan tablo şu. Evet ben 10 tane ile Liga maçında oynadım. Ekim ayından bahsediyorum bu arada. <laughs> 4 tane Şampiyonlar Ligi maçına çıkmışım. 3 gol bir asistim var. Ömer, Faruk Beyaz profesyonel takımda dakikası yok. Evet. Mesele bu tamamen. Yani. Bu arada dün akşam ya da önceki akşam 11'de başladı gol attı. Asufo'dan bahsediyorsun. Evet. Ben de Ömer Faruk Beyaz'la 11'den başladım. <laughs> Umarım çok <için> sorarız? <laughs> i̇nşallah, inşallah. Yani onu istiyoruz. <laughs> Ömer Faruk Beyaz'ın da başarılı olmasını tabii ki çok çok isteriz. Galatasaray'ın son maçlarını aslında bakalım istiyorum. Sarı Kırmızılı takım zirvenin 6 puan uzağına düştü. Bu dakikadan sonra bir geri dönüş ihtimali açık mı? Bununla alakalı da konuklarımla konuşmak istiyorum. Ne dersiniz hocam? Galatasaray hala yarışın içinde iddialı mı? şimdi Fatih Terim her zaman gibi asla hedeften kopmayan bir teknik direktör açıklamaları bu yönde olması da çok normal ama ciddi yaralar aldı özellikle Mustafa e, Mustera'nın e, ayağının kırılması e, takımda da belli bir motivasyonu düşürdüğüne inanıyorum Çünkü e, Galatasaray'ın Mustera yüzde yirmi'si diyebiliriz açıkçası ben öyle düşünüyorum hı hı. E, ve şu an oynadığı futbol Galatasaray'ın hiç zevk vermiyor yine baş e, geçtiğimiz sezonda şampiyonluk yarışına tamamen girdiği zamanlardan bahsetmiyorum. Özellikle ilk devreden bahsediyorum. Evet. Doldur boşalt, doldur boşalt e, sisteminde başlamıştı. Yani uzun top e, hadi orada bir karambol yapalım, devam edelim. Ne bir özellikle bu haftaki maçta ne bir pas trafiği gördük, ne <laughs> bol e, zevki yaşadık. E, Fatih Terim'in o ateşli önde saldıran bir takımdan tamamen yoksun bir Galatasaray gördük. Bu baktığımız ben e, dün de baktım. baktığımız maçlarda da Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor, Antalyaspor özellikle bu dördünü söyleyebilirim. ciddi rakipler. Ha, diyeceksiniz ki matematiksel anlamda hala devam ediyor. Evet devam ediyor. Ama Galatasaray hem pandemiden sonraki süreçteki performansıyla hem de sakatlıklarıyla bence şampiyonluktan e, uzaklaşmaya başladı. Bunu e, Gaziantep ve Başakşehir maçından sonra daha net konuşabiliriz aslında. İki maçtan sonra. Yani Galatasaray'ın yarışta kalmak için önündeki üç maçı herhalde kazanması gerekiyor bir önce. Kesinlikle. Yani Gaziantep ve Başakşehir'den sonra zaten şekillenecek diye düşünüyorum. Yani, hı hı. yani mesele şey e, sadece Muslera'nın yokluğu değil esasında. Hani e, bir ara yani programda konuşurken dedi ki Galatasaray mevsim başı normallerine döndü. Sezonun ilk yarısındaki futbola döndü diye. Yani Galatasaray'ın esas e, problemi ligin ilk yarısındaki futbolsuzluk ve o dönemde kaybedilen puanlar. Yani ligin ilk yarısında kaç 17 haftada rahat 16 haftada kaç 24 puan aldı değil mi Galatasaray? Evet. Öyle hatırlıyorum. E, 16 haftada 24 puan alan Galatasaray hala yarışın içinde esasında. Böyle de e, bakmak lazım ama e, ligin ilk yarısındaki o futbolsuzluk e, bir türlü oturmayan taşlar e, ve tekrar rezis formacında o görüntünün verilmesi Galatasaray'ın en büyük problemi tam Muslera çok büyük bir karakter büyük geçmiş olsun ama hani sadece sızlık üzerinden açıklayabileceğimiz yok, hayır, bir durum Yok yani. ya tamam ama futbol kalitesi ortada. bahsediyorum yani. Aynen futbol kalitesi ortadaydı. Yani e, sanki hiçbir taktik verilmeden çıkılmış da e, biz Galatasaray'ı izleyeceğiz alacağız e, modunda çıkılmış gibi hissettim. Çünkü futbola dair hiçbir şey yoktu. Yani e, verilen tak... Pozitif bir şey konuşamıyoruz. Ya, ne var ki? Keşke konuşsak ama konuşamıyoruz. Konuşmayı isteriz ama yok. Muslera'nın yokluğunu ne kadar önemsiyorsun? tabii ki çok önemsiyorsun önemzersin yani. Böyle, düşünsene şimdi Başakşehir Trabzonspor maçlarına çıkıyorsun. Önemsenmez mi? Önemsenir ama e, Okan da e, en iyi şekilde değerlendirecektir bence. Yani, Okan kötü bir kaleci değil. E, Okan'ı çok tanımayanlar olabilir. E, onu söyleyeyim ama e, Okan çok kötü bir kaleci değil. Yani hiç yenilmemesi gereken golleri yiyen bir kaleci değil. Vuruş şansının çok yüksek olduğu golleri yiyen bir kaleci. Bak geçen sene hem Sofyan Feghouli'den yemiş olduğu gol, Bursaspor Galatasaray maçı hem Bursaspor Trabzonspor maçı Abdülkadir Ömür'den yemiş olduğu gol, benzer goller, çok aynı goller ama topların çok iyi gittiği yere hani orada başka bir kalecinin de olsa da bin Michael gelse çıkartamaz hikayesi var ya o iş yani. Öyle golleri yiyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Özgüveni de çok yüksek bir kalecidir. Hatta ben maçta penaltı pozisyonu olunca geçen seneki bizim Erzurum Spor maçı aklıma geldi. Ha dedim çıkartır bunu ee, şey, pardon Göztepe maçı geldi. Çıkartır bunu Okan dedim. Çıkarttı ne Tekim. Yani o şey değil, e, güvenebilir Galatasaray taraftarı. Öndeki ha, o kaleci mesele, olduğu için çıta çok yukarı Ama çıkıyor. mesele şu, yani Okan Marka ve Donk'la oynayamayacak. Evet. Yani şimdi mesela Galatasaray taraftarı veyahut da belki biz de bu hafta oynayacak olan Gaziantep Futbol Kulübü ve diğer maçlarda konuşurken e, onu da e, tartıya doğru koymalıyız yani. Sen ideal stoper ikilinde, ideal savunma dörtlünle oynayamayacaksın hiçbir şekilde. Galatasaray'ın önünde Gaziantep Futbol Kulübü maçı var. Şu Şumudika için bir vitrin karşılaşması. Bu hafta Ankara gücü karşısında çok fazla varlık gösteremedi Gaziantep ekibi. İstanbul'da ne yapabilirler? Galatasaray'a zorluk çıkarabilirler mi? Tam şu Şumudika'nın maçı işte yani. Ortam müsait. Tekrar kendisinden konuşturmak için yaralı ve eksik yakaladığı bir rakip var. Zaten Türkiye'deki Bence çok iyi bir taktisyen bu arada dika Sadece e, biz onun magazin kısmını daha çok konuşmayı seviyoruz. Hatta o bize onu göstermeyi daha çok seviyor. Gösteriyor evet. Gösteriyor onu da söyleyeyim. Hani, resmen bunu da konuşun diyor. O malzemeyi veriyor elimizde ama bence çok iyi bir taktisyen. Son 5 maçtır kazanamayan takımıyla gelecek İstanbul'a bu arada bunu da söyleyelim. Evet ve e, şimdi Maxim var, Suza var. Zaten Kaya'da Muhammed Demir oynuyor. Muhtemelen daha farklı bir şeye de dönebilir ama zor maç olacak Galatasaray için. Bence. Ne dersin? Ne dersin? Yani baktığımız, son maça da baktığımıza göre, sakatlıklara göre Gaziantep'in e, bahsettiği gibi Ilgaz Bey'in bir çıkış arayacağı da ortada. E, çıkış arayan Şumidika. Şumidika çıkış arıyor Orasına pek giremeyeceğim. Magazinsel <laughs> anlamda yorum yapmak istemiyorum ama <laughs> onu da izleyeceğiz. Ayrıca evet. yayıncı kuruluşu verirse... Taraflar <laughs> olmayınca ekstra. belki daha rahat davranabilir ama. O, o, olabilir. da, olabilir. o da olabilir. <laughs> çünkü o taraflar da üstüne Benim almayı zorlamıyorlar. O zaman da birbirlerine yani. parmak yapıyorlar falan. <laughs> sus falan. <laughs> bu hafta bütün Twitter <laughs> dinledi yani. Circle'ın evet. bir sus hareketi. Ha, evet. Bayağı konuşuyor. Bayağı bayağı. bayağı. Ee, Maxim dedin. Maxim, Maxim. O hakikaten bu seviyede o da ekstra fark yaratan bir oyuncu. Ekstra oyuncu. Kesin. Şey gibi. E, esasında biz fazla izleyemedik çünkü devre arasında geldi. O Gaziantep Spor'da bir oyuncu vardı. Ta Tabatalar öncesinden bahsediyorum ama. Acayip bir oyuncuydu ya böyle. Julio Cesar mı? Yok yok. Lübnanlı mıydı? E, Tarık El Tayyip. Tarık El Tayyip abi yani. Müthiş adamdı ya. O şey de öyle bir oyuncu yani. O yetenekli bir oyuncu ama Tarık El Tayyip daha deli dolu bir adam olduğu için. Yani gece e... saat 01.39'da hatırlıyorsak yani <laughs> Tarık El Tayyip. İz bırakmış demektir. Büyük oyuncuydu. Libyalıydı galiba. Libyalıydı değil mi? Yani ben böyle bir şey öyle evet. bir şey hatırlıyorum. Maxim de çok iyi oyuncu ama esas ben Souza'yı daha çok beğeniyorum. Bakma Maxim yaratıcı bir oyuncu. 8 numarası var ya yeni yeni devre arasında geldi o da. Evet. o Komple bir ortası. Zor maç olacak Galatasaray için her anlamda zor maç olacak diye düşünüyoruz tabii ki şu anda. Bir daha göz attım Libyalıymış. Evet. Tarık El Tayyip o da çok uzun kalmadı Gaziantep'te ama. Yok bir sene mi ne kaldı? Evet, evet. Ya öyle bir şey kaldı. Belki iki sezon. Ha, ha. iz i̇z bırakan oyunculardan bir Caziri tanesi oldu. Jaziri maziri olmuş. vardı abi. Çok iyi takımdı ya galiba. Evet evet. Zamanında <laughs> gerçekten iyi takımdı. E, i̇yi yerleri de aslında olmuştu. Mesela Fatih Tekke bir dönem Gaziantep spor forması giymişti. Hasan Özer. Hasan Özer. Fatih Kesinlikle. Tekke. Maxim Romaşenko. Romaşenko. Ee, Senin dediğin Julio Cesar. Julio Cesar. Bak abi vardı. Kaptan şey Sabek Hasan mıydı? Sarışın, sonra Gün görene geldi galiba. Tabii Hasan Yiğit miydi? Hasan galiba Yiğit. Hasan Yiğit. Stoper Ramazan. Evet. İbrahim Toraman. İyi oyuncular oynadı. Her tane. Evet. Yine İsmail. Met, met, tabii kaleci evet. Metin vardı. Sonra Beşiktaş'a gelen Metin Akşevre miydi? Yok. Hı. İki metin vardı. iki kaleci metin vardı. Sarı metin vardı. Bir de Antep'ten gelen metin vardı. Vallahi onları hatırlayamadım. Ha, yani. <laughs> metin akçevre, bizim mi takımında kaleci antrenörünü yaptı. Şey ama hani biraz böyle okka burunlu gibi olan, saçları dökük olan. <laughs> ha yani evet. tamam. Bir de sarı metin vardı çünkü Beşiktaş'ta kaleci. Evet. Onları karıştırıyorum ben hep yani. İyi oyuncuları vardı Gaziantepspor'un ama şimdi Gaziantep'te bayrak. Gaziantep Futbol Kulübü'nde keşke Gaziantepspor'da ha. e, hayatına güçlü bir şekilde devam edebilseydi e, her zaman. Gaziantep da hatırlayacağız. Ligimize çok çok ciddi renk katan takımlardan bir tanesiydi. Yine Süper Lig puan durumuna baktığımızda üst sıraları ağırlıklı olarak konuşuyoruz. Ama ligin alt bölümüne de baktığımızda şu an geri dönüşte hangi takımlar daha iyi göründü? E, ligde kim kalır ya da kim düşer? Bununla alakalı da konuşalım istiyorum. Malatya Spor ve Kayseri Spor'la ilgili çok olumlu şeyler söyleyemedik. Geride kalan dakikalarda Oradan sıyrılır, farkını ortaya koyar diyebildiğiniz bir takım var mı? Rize, kesinlikle düşünmüyorum.